Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Yine yeniden bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olduk. Sizler için çok özel röportajlar yaptık. Merak ettiğiniz soruları sorduk. Ayrıca iş dünyasına da rehber olmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle hemen haber turumuza başlıyoruz. Keçiören metrosu açıldı. 15 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hem geç hem de güç olan bu projenin bitirilmiş olması sevindirici, dedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik fiyatlarını düşürme kararı aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EPDK, elektrikle azami fiyatı 1 Mart'a kadar 500 TL olarak belirledi. Çok farklı iki konsepti bir araya getirerek alışverişi keyifli hale getiren Bolu'daki Hot 3 ve Kafe'yi ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Bolu'da devam ediyor. Ve biz de sektörün nabzını Bolu'da tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise çok farklı bir konseptle hizmet veren Hot 3 ve Kahve'ye konuk oluyoruz. Yanımızda bu güzel mekanımızın sahibi Sayın İbrahim Çakmak ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Şimdi özellikle mekanımız çok farklı ve burası tarihi bir bina. Öncelikle tarihinden biraz bahsederek başlayalım röportajımıza. Evet, mekan 16. yüzyılda Sokulu Mehmet Paşa, yani Tavil Mehmet Paşa tarafından yaptırılan bir eser. Mimarı bilinmemekte, yani 500-600 yıllık bir eser diyebiliriz. Bir geçmişe sahip, yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip. Bu anlamda tabii ki burası şu anda size ait, öyle değil mi? Evet, vakıf eseri olarak biz işletmeciliğini yapıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır ailem bu mekanın hamam olarak işletmeciliğini yaptı. Son 7-8 yılda da böyle hem kafe hem mağaza konsepti yaratarak böyle farklı bir projeyle işe devam ediyoruz. Tabii bu arada bu konsepti sunmak nereden aklınıza geldi? Aslında bu bir hayal ürünüydü diyebilirim. Benim sürekli kafamda böyle bir proje vardı. Mekanın hamam kültüründen de biraz burada bahsedebiliriz. Hamam kültürünün biraz daha bu jenerasyon farkı ile hamam kültürünün yok olmasından dolayı hamamın fonksiyonel anlamda değiştirilmesi, ama evet, hamam faaliyeti burada söz konusu değil, fakat görsel anlamda bu hamam kültürünü devam ettirmeyi baz aldık. Dolayısıyla bunu da şu an başardığımızı düşünüyorum. Gerçekten de çok güzel ve dediğim gibi, hani az önce sohbetimizde de ben size söylemiştim zaten, çok farklı mekanlar çektik ama böyle bir mekan, bu tarz bir mekan ilk defa çekiyoruz. Bu anlamda çok başarılı, çünkü burası tamamen tarihi bir bina ve bir hamam. Bu anlamda dekorasyonu, modernizasyonu ve renovasyonu sağlanmış ve halka sunulmuş bir mekan. Bu anlamda tabii ki çok güzel bir mekan, ama aynı zamanda özellikle Hot 3 markasıyla nasıl tanıştık? Hot 3 markasıyla şöyle tanıştık. Hot 3 markasını biz bu mekana, mekanın kendine özgün mimarisi, çekiciliğini baz alarak buraya yakışacak bir marka olmasını istedik. Dolayısıyla burada da bize en uygun ve Bolu tüketicisine en uygun marka Hot 3 olduğuna karar verdik. 3 yıldır da faal bir şekilde, başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Tabii burada özellikle bayların ve bayanların uğrak yerlerinden bir tanesi ve bu anlamda son derece modern ve çok güzel, aslında herkese hitap eden bir tarzı var. Öyle değil mi Hot 3'ün de? Evet, aslında doğru söylüyorsunuz. Genelde lüks tüketim ürünleri olarak daha çok faaliyet gösteren bir marka. Fakat şu an fiyat segmentinde bütün herkes
kesime hitap eden kampanyalar dahilinde uygun fiyatlarla birlikte ve materyalleri deri olan ürünler kendilerine has özel tasarımla birlikte harmanlanmış birçok koleksiyonu burada satışa sunuyoruz. Bu anlamda tabii ki herkese, her keseye hitap edebilen bir ürün yelpazemiz var. Sadece burada ayakkabı yok. Bununla birlikte botlarımız var, çizmelerimiz var ve başka neler var? Botlar, evet, çizmeler, çantalar, aksesuarlar, kemerler, yani kullanılabilecek her ürüne sahip çok ürün gamı çok çeşitli. Ve çok ürünlerin kalitesinden de bahsedebiliriz. 2 yıl garantiye sahip bu ürünler ve özellikli ürünler, yani daha farklı, çok alternatifi olmayan özellikli ürünlere sahip. Bu anlamda zannediyorum Hotiç markasının tercih sebebi buydu, öyle değil mi? Kesinlikle. Hotiç'in Türkiye'de zaten bir marka algısı var, başarılı bir çizgisi var. Biz de burada en iyi şekilde bu markayı temsil ediyoruz. Şimdi dilerseniz diğer bölümümüze geçelim. Kahvemizi birlikte içelim sizinle, hem de sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi kafe konseptindeyiz. Burası gerçekten dediğimiz gibi çok güzel bir mimariye sahip. Ama aynı zamanda dekorasyon da yine size ait, öyle değil mi? Evet, burada aslında dekorasyon, iç dekorasyon anlamında bir şeyler kattık. Fakat zaten hamamın fiziki yapısı, geçmişten gelen o tarihi özelliğini kaybetmemesi, bizim de bu tarihi çatı altında müşterilerimize daha rahat, konforlu, nezih bir ortam sunabilmek adına bu kafeyi de faaliyete soktuk. Evet, bu anlamda tabii ki konsept hiç değişmedi. Şu anda oturduğumuz yer Göbektaşı dediğimiz, kurnamız var. Dediğimiz gibi hiçbir şekilde orijinalini bozmadan, orijinaline sadık kalınarak ama aynı zamanda demoklasik tarzda da döşenen ve dekorasyon yapılan bir yer burası. Öyle değil mi? Evet, zaten hamam, hamamın tarihinde de farklı milletlerden, farklı inanışlardan olan insanların hamam faaliyetini gerçekleştirdikten sonra birlikte oturup kahve içip sohbet edebildikleri bir yerdi hamamlar. Evet. Burada evet, yine dediğimiz gibi hamam faaliyeti yok ama burada yine aynı sentez devam ediyor. Yani insanlar, farklı kesimlerden insanlar aynı çatı altında, bu nezih ortamda mistik bir yolculuğa çıkabiliyorlar. Kaliteli hizmetimizi ön planda tutuyoruz. Ve doğal olarak burada Türk kahvesi biliyorsunuz bir kültür. Bu anlamda Türk kahvesinin birçok çeşidini yapıyoruz. Ama birçok farklı envai çeşitli kahvemiz var. Ama en çok yoğun tutulan zannediyorum ve çok talep edilen Türk kahvesi. Öyle değil mi? Evet, birçok kahve çeşitimiz var. Afrika kıtasından getirdiğimiz özel çekirdeklerden harmanladığımız kahveler var. Fakat burada sizin de bahsettiğiniz gibi en çok tercih edilen Türk kahvesi ve çay oluyor. Bu da bizim Türk damak zevkimize uyması ve bunu değiştirmenin çok zor olduğunu düşünüyoruz. Evet, bu anlamda da tabii ki tercih ediliyorsunuz. Çünkü burada çok güzel lezzetlerimiz var. Bununla birlikte işte atıştırmalıklar, pastalar, işte çörekler vesaire, kurabiyelerimiz vesaire, birçok çeşitimiz var. Hem burada alışverişlerini yapabiliyorlar. Alışveriş sonrası da burada güzel bir şekilde böyle tarihi bir binada kahvelerini yudumluyorlar. Zannediyorum bunun keyfi de çok farklı bir şey olsa gerek. Evet, burada kendi yaptığımız özel spesiyel kurabiyelerimiz var, pastalarımız var. Bunlardan müşterilerimiz faydalanabiliyor. Haklısınız, bu mekan, bu çatı altında oturmanın başka bir keyif, başka bir huzur verici bir enerjisi olduğu aşikar. Kesinlikle. O yüzden de tercih ediliyoruz. Öyle değil mi? Evet, tercih ediliyoruz. Zaten bizim şu anda bizi en çok mutlu eden olgu, şu an çok fazla sadakatli müşterimizin olması. Evet.
Yani sürekli her gün gelen müşterilerimiz var. Bunları görmek de bizi oldukça mutlu ediyor. Çünkü yaptığınız işin başarılı olduğunu ancak o şekilde anlıyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Geri dönüşler oldukça güzel. Kesinlikle. Tabii bundan sonrasında farklı projeler var mı? Farklı düşünceler var mı? Evet, elbette var. Bizim zaten şu an hedefimiz bu konsepti ulusal anlamda Türkiye'nin birkaç bölgesinde aynı konsepti, aynı lezzette ve aynı bu enerjide sunabilmek. Amacımız bu. Hedefimiz büyük, yolumuz uzun. Ama şimdiye kadar yaptıklarımız bu anlamda başarıyı getiriyor. Bundan sonrasında da biliyorum ki yine orada da başarılı olacaksınız. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yurt dışı ve yurt içi yerli ve yabancı tüm turistlerimizi, özellikle Bolu'ya gelen, Bolu'da keyifli vakit geçirmek isteyen tüm müşterilerimizi Hotiç ve kahve mekanımıza davet ediyoruz. Vücudumuz bizim için çok önemli. Özellikle de istediğimiz forma giymek için neler yapmalıyız? Samsun'un ilk adımda bulunan Stronger'a konuk olduk. İzliyoruz. Kişiye özel çalışıyoruz. Evet, çünkü özel. Her yaptığımız uygulama herkese göre değişiyor. Farklı bünye herkesin çünkü. Herkesin vücut yapısı farklıdır. Tabii. Herkesin vücut yapısı farklı. Bu anlamda da tabii ki herkesin de kişiye özel çalıştırıyoruz. Ama tabii ki bu çalışmaları yaparken tamamen profesyonel bir kadroyla tabii yapıyoruz. Tabii profesyonel kadro ve profesyonel ekipmanlarımız ile her zaman hizmetteyiz. Peki neler yapılıyor? Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Fitness yapılıyor. Allah nasip ederse de bir ay sonra CrossFit'e başlanacak burada grup seanslarına. Bayanlara özel pilates, aerobik, zumba alanlarımız mevcut. Bütün vücut kas gruplarınızı geliştirebileceğiniz bütün ekipmanlarımız mevcuttur. Yeni gelen müşterilerimize vücut esnekliği ve koordinasyonunu sağlayabilmemiz için adaptasyon programları uyguluyoruz. Hani orta seviye ve profesyonellere ise kuvvet antrenmanları, hipertrofi yani kas büyümesi gibi mevcut programları ayarlayabiliriz. Huzurlu ve sıcak muhabbetin olduğu Ankara'daki Prot Cafe Roastery'i ziyaret ettik. İzliyoruz. Kahveyle 4-5 yıldır uğraşıyorum. Burayı bir sene önce açtım. Fakat bunun öncesinde yine kahveyle ilgili farklı işlerde çalışıyorduk. İşletmeden mezun olduktan sonra onunla ilgili bir iş değil, yine işletmenin biraz daha benzeri olarak bu kafeyi kurduk. İyi kahve içebilmek için kurduk biz burayı, kendimiz için kurduk. Daha sonradan müşterilerin burayı kafe zannetmesiyle kafeye dönüştü. Böyle bir hikayesi var buranın. Bu yüzden biz burayı ilerletelim, coffee shop'lar açalım değil, daha nitelikli kahveye nasıl ulaşabiliriz? Kahvenin daha iyisini yapalım, kavurma alanında bulunalım, demleme alanında bulunalım ve insanlara kahveyle ilgili kavurma, demleme, tadım eğitimleri verelim diye açtığımız bir yer. Ama kafe gibi hizmet vermeye başladı. Fakat bu kahve kalitesinde kesinlikle hep daha ileriye gitmeye çalışıyoruz. Sadece dışarıdan baktığınızda kafe gibi gözüküyor. Burası bizim kendi kafamızda kahve atölyesi. Çünkü her şeyi denediğimiz, kahve adına becerebildiğimiz bir yer burası. Lezzetli tadları ve güler yüzlü ekibiyle Ankara'da bulunan meşhur Akkaya Has Baba Has Kebab'ı ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Özellikle gençlere hitap ediyoruz. İnce lavaşa özel sosumuz var, döner dürümümüz var. Yanında çiğ köfte, ilmik helvası, salata, patates, cips, cacık bunlara hep ikram verdiğimiz için Ankara'dan her yerinden gelen müşterilerimiz var. Özellikle bu Mustafa Kemal Mahallesi'nde Çankaya bölgesinde olduğu için çok yoğunuz. Peki dürüm hizmetinizin içeriğinden bahsedebilir miyiz? Yani sizin dürümünüzün sırrı nedir meşhur olmasındaki? Şimdi sırrı o da bizde kalsın. Bizim dönerimiz döner demek, aspava demek, aspava demek. Kalite demek, temizlik demek, hijyen demek. Gelen müşterilerimiz güle yüzlü. Bizim SSK'mız meşhur. Sos, kaşar, soğan dürümlerimiz meşhur. O yüzden aynı zamanda bizim lahmacunlarından bir güzel gider. Kebaplarımız da var. Yani sadece dürüm üzeri değil, pide, kebap üzeri her şeyi şekil olarak güzel yani. İlişki eğitimi ve danışmanlığı nedir? Eğitime kimler katılabilir? Ankara'da bulunan bireysel ilişki uzmanı Cansu Çelik ile çok özel bir röportajımız var. İzliyoruz.
İsmim Cansu Çelik. Profesyonel koşuk hipnoterapi ve akses bars alanlarında çalışıyorum. Yaklaşık 2,5-3 sene oldu ben bu sektöre başlayalı. Başlama sebeplerimden en önemli kısmı insanları mutlu edebilmek. Size umutla bakan insanlar var ve bu insanların geldiğindeki haliyle işte bizim işimiz bittikten sonraki hali arasındaki o farkı gördüğünüz zaman inanılmaz bir tatmin oluşturuyorsunuz. Zaten çocukluğumdan beri de bir hayalim vardı. Yani psikoloji alanında okumak, psikoloji alanında çalışmak. Ve ani bir kararla aslında birazcık da tesadüfler eseri bu sektöre atıldım. Ben çok duygusal bir insanım. O yüzden ilişki çalışmaya karar verdim. Anne çocuk ilişkisinden tutun ebeveyn ilişkisine, kadın erkek ilişkilerine, çift terapilerine, ilişki ve iletişimi yani insanı içeren her konuda çalışmalar yapıyorum. Elimden geldiğince kişiler kendilerine ait net hedeflerini belirleyip bana geldikleri zaman koşuk sürecinin etik süresi maksimum 4 ay. Maksimum 4 ay içerisinde her şeylerini halledip kendi hayatlarını kurmayı, kendi ayaklarının üzerinde tekrardan durmayı öğrenmiş oluyorlar. Samsun'un ilk doğal oteli olma özelliğiyle Samsun Ayvacık'taki Legend Otel Atmaca'yı ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Otelimiz dünyada barajlı doğa oteli olarak 5 otel içerisine giriyor belgeli olaraktan. 43 odamız var. Bunların 10 tanesi bungalov, 4 tane suite, 36 tane standart odamız var. Konum olarak Samsun'a 40 kilometre civarında, havalimanına ise 20-25 kilometre kadar mesafede. Havalimanına gelen misafirlerimizi VIP araçlarımızla oradan alıp getiriyoruz. O hizmetleri de veriyoruz. Bu anlamda her yerden ulaşım sağlanabiliyor. Ulaşım olarak da yani kışın olsun, yazın olsun hiçbir sıkıntısı olmayan bir yerde. Yani tam şu konumu da var. Çarşamba düz, denize yakın. Yukarılar yayla yüksek. İkisinin ortasında bir konumu var. Hem yayla havasını hem yani deniz havasında yaşatabiliyor. Aslında şöyle de diyebiliriz, yeşil ile mavinin buluştuğu bir noktadayız diyebiliriz. Bu anlamda da hem doğayı hem denizi yaşamak, tadına varmak isteyenler için bulunmaz bir kaftan aslında burası. Evet. Öyle değil mi? Evet evet, aynen dediğiniz gibi katılıyorum. Ya insanlara her türlü ulaşım konusunda bir sıkıntılı bir yer değil. Bunu da buradan anlatmış olalım. Her türlü hizmeti verebiliyoruz. Uçak biletine varana kadar da her türlü, yani konuşmamıza bağlı her türlü bu hizmetleri de sunabiliriz. Dünyanın merkezine bir de buradan bakın dedik ve Çorum'da bulunan Şehri Teras Kafe'yi ziyaret ettik. İzliyoruz. Bizim kafe açmaktaki amacımız Çorum'daki genç kesimin ve diğer insanların, vatandaşların aile ortamında rahat gelip yiyip içebilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir yeri açmayı hedefledik. Bu hedeflerimize şu an itibariyle ulaşmış durumdayız. Ama her zaman yenilenmeye açığız. Sürekli yenilenme yapıyoruz. O şekilde hizmetlerimiz devam ediyor. Buraya gelen aileler yeme içme konusunda olsun, karınlarını doyurmak için veya arkadaş çevreleri güzel vakit geçirebilmek için işletmemizi ziyaret edebilirler. Çorum'un merkezinde bulunuyoruz, İnönü Caddesi'nde. Zaten Çorum'da olan herkes bilir. Dışarıdan gelenler için de bulunması gayet kolay bir yerdeyiz. Teras kattayız. Çorum'da şu an için terasta merkezi başka bu şekilde görebilecek herhangi bir yer yok. İki bölümden oluşuyoruz. Şu an bulunduğumuz yer terasımız var. Bir de içeride aileler için bulundurduğumuz yerimiz var. Sigara kullanmayan insanlar için ayırt ettiğimiz yer. Günümüz normal saatlerinde kahvaltı olarak başlıyoruz. Sabah saatlerinde. O zaman kahvaltı için gelenler de biraz yoğunluk oluyor. Öğlen saatlerinde insanların yemek ihtiyacı doğduğu zaman yoğunluklar oluyor. Genelde akşam saatleri en yoğun olduğumuz saatler. 6 ile 12 arasına kadar, saat 12'ye kadar hizmet veriyoruz. Yiyecek olarak insanların istediği alakart mutfaklarda bulunan yiyeceklerin çoğu bizim menümüzde de mevcut zaten. İçecek konusunda da sınırımız yok. Alkolsüz olan bütün yerli içeceklerimiz mevcut. Ailenizin ve sevdiklerinizin mekanı olan Yozgat'taki Saklıbahçe Kafe'ye konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Gün içinde sabah kahvaltısıyla başlıyoruz biz işimize. Gün içinde kahvaltı yapanlar, öğle yemeğimiz, gözleme çeşitlerimiz, tavuk, şinitzel, nugget çeşitlerimiz, patates tabağımız, köftemiz,
Her türlü yiyecekler mevcut kafemizde. Öğleden sonra genellikle okul çıkışında üniversite öğrencilerimiz, akşam halkımız geliyor. Cuma, cumartesi günleri canlı müzik programlarımız oluyor. Yani halkımızın her türlü rahat edebileceği 4 ayrı bölümden oluşan çok güzel bir mekan hazırladık Yozgat'ımıza ve Yozgatlılarımıza. Gözleme buranın meşhur bir yemeklerinden mi, yiyeceklerinden mi, yoksa size özgü, annenize özgü mü bir tat? Annem kendi el açması hamuruyla yapıyor gözlemelerimizi. İçini kendisi hazırlıyor. Bütün malzemelerini kendisi yapıyor. Bir de patlıcanlı, patatesli, domatesli, kaşarlı, kaşarlı sucuklu, isteğe göre hepsini yapıyoruz gözleme çeşitlerini. Evet. Bütün arkadaşları bekliyoruz. Burada inşallah rahat edebilecekleri, paranın sorun olmadığı, fiyatlarımızın gayet uygun olduğu bir mekan. Buyursun gelsinler. Onların isteklerine göre de biz kendimizi yenileyip tekrardan mekanımızı daha da güzelleştirip insanlara faydalı olmak amacımız bu bizim. Saç ve saç derisi bakımı nasıl yapılmalı? Ankara'da bulunan Adam Eve Kuaförü ziyaret ettik ve çok özel bir röportaj yaptık. İzliyoruz. İsmail Ercan ismim. Yaklaşık 27-28 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadar en iyi sonuçları çıkartmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Sektörde de iyi bir başarıya imza atmaya çalışıyoruz. İsmail Bey, neden bu sektörü tercih ettiğinizi öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Aslında çocukluğumdan beri resimle çok ilgileniyorum. İlkokuldan beri sürekli resimle ilgilenirdim. Saçlara karşı ayrı bir sempatim de vardı zaten. Yakın bir çevremin uğraşıyla da bu sektöre girdim ve çok da severek yaptığım bir iş. Yaklaşık 28 yıl oldu zaten. Herhalde böyle de devam edecek. İsmail Bey, biraz da bize hizmetlerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Salonumuzda bay ve bayan olarak hizmet veriyoruz. Genelde işte renklendirme çalışmaları, kesim ve özel tasarım üzerine çalışıyoruz. Kişiye özel tasarımlar yapıyoruz. Onun dışında zaten bilinen işlemler, işte tamamen erkekte kesim, renklendirme, bayanda o tip şeyler, manikürü, pedikürü, bütün hizmetlerimiz bunlar. Peki sizi kendi sektörünüzde diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Aslında şöyle, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de ilk defa kuru kesim çalışmasını başlattığımızda şu anki omre dediğimiz işlemi 20 yıldır yapıyoruz aslında. Diğerlerinden en büyük ayıran özellik bu bizi. Şu anın yeni moda saçları aslında 20 yıldır yapılan işlemler. Bizi diğerlerinden ayıran en büyük özellikler bunlar. Son olarak Altın Rehber aracılığı ile tüm Türkiye'ye, aynı zamanda diğer ülkelere, diğer bayanlara notunuz nedir? Şunu iletebilirim. Renk olarak ten renklerine uygun, vücut yapılarına uygun, yüz şekillerine uygun kesimleri ve renkleri seçerlerse inanın daha mutlu olurlar. Sürekli renk değiştirmek, sürekli kesim değiştirmek çok güzel bir şey değil. Bir şey yakıştığı zaman onun devamını getirebilmek lazım. Veyahut da geçişler daha yumuşak olabilmesi lazım. Bu şekilde daha mutlu olurlar. Pasta yapmanın püf noktası nedir? Kastamonu'da bulunan Ayşece Butik Mutfağı ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Kastamonu'da devam ediyor. Ve biz de sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise gıda sektörüne yönelik butik pastacılık üzerine hizmet veren Ayşece Butik Mutfağı konuk oluyoruz. Ve yanımızda firmamızın kurucusu Sayın Ayşe Cemile Vural ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Şimdi öncelikle bir kadın girişimci olarak sizleri tebrik ediyoruz. Zaten başarılısınız. Başarılarınızı anlatacağız. Çalışmalarınızı anlatacağız ama öncelikle bu fikir nereden doğdu? Ve bu sektöre nasıl adım attık? Onları alalım sizden. Tabii ki. Öncelikle lise eğitimimden başladı bu fikir. Çünkü ben ev yönetim beslenme bölümü mezunu, Kız Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Çocukluk hayalim diyebilirim. Bir gün gerçekleştireceğime inanıyordum. Değişik yerlerde, halk eğitimde özellikle il ve merkezinde ve ilçelerde pasta kursları, yemek kursları verdikten sonra kendime ait güzel böyle butik bir yerim olsun istediğim için böyle bir yer açmaya karar verdim. Evet, aynı zamanda eğitmendiniz. Evet.
ve doğal olarak da normal bir eğitmenin böyle bir mekan açması gibi doğal bir şey olamaz zannediyorum, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Çünkü işi biliyorsunuz. Aynen, hem işi biliyoruz hem yakın etrafım, öğrencilerim hani açmam gerektiğini söylediler. Çok da ilgi talep var bu işlere. Yani hani artık ev usulü herkes organik gıdaya döndüğü için bu pastanın diliminden ben de faydalanmak istedim ve hayalimi gerçekleştirdim diyebilirim bu işlerine. Şöyle diyelim mi? Hayallerinizin peşinden asla vazgeçmeyin. Her zaman bildiğiniz yolda ilerleyin ama işi bildiğiniz yolda ilerleyin, değil mi? Hangi işi biliyorsa insanlar o işi yapmalılar. Evet. Yani mutfağa girip ya da mutfak, ben kendi işimde mutfak olduğu için söylüyorum. Önlüğü giyip yapamayacağınız bir işe kalkışmayın. Çünkü bir işin başında kendinizin olması, o işin mutfağında kendinizin olması başarı yakalamakta en önemli faktör. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle. Ve zannediyorum birazcık da sevgi olması gerekiyor, öyle değil mi? Tabii bir işi sevmezseniz zaten yapamazsınız. Yani bu bir gün, iki gün değil. Bir işletme açıyorsunuz. Yani bıktığınız zaman bu iş sürmez. Bunun, bu sürecin uzun soluklu olmasını istiyorsanız tabii ki de severek ve isteyerek, özellikle bu türlü gıda işinde de el lezzetine güvenerek başlamak gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi burada sarmamız var, evet. Pastamız var ama buranın en önemli özelliği de butik pastacılık. Öyle değil mi? Aynen. Yani butik anlam olarak biliyorsunuz kişiye özel manasında. Siz nasıl istiyorsanız biz o lezzeti yapıyoruz. Yani butik olmasının amacı yaptığımız ürünün size özel olmasını sağlıyoruz. Hizmet ve lezzet kalitesiyle Kastamonu merkezde bulunan Berkay Kebap ve Restoran'da konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Kastamonu'da devam ediyor. Şimdiki lezzet durağı köşemizde ise Berkay Kebap Restoran'da konuk oluyoruz ve yanımızda çok genç ve örnek alınması bir gencin yanındayız. Berkay Demirci'nin yanındayız. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Dükkanla uğraşıp duruyoruz. Çalışıyoruz, yoğun değil mi? Yoğunluyuz. Peki çok gençsin ama ticari zekan çok fazla. Evet. Yaklaşık 10 aydır da bu işletmeyi çalışıyoruz. Devam ettiriyoruz burayı. Peki nasıl girdik bu sektörün içine? Çocukluğumdan beri bu ticarete bir düşkünlüğüm olduğundan dolayı zaman zaman da çaycı işlettim. Ondan sonra neden dedim kendi bir mekanımız olmasın. Ondan sonra böyle bir işe kalkıştık. 10 aydır da devam ettiriyoruz. Çok güzel. Ondan sonra iyiye de gidiyor. Şu anda da iyi bir yerlerde olduğumuzu düşünüyoruz. Evet. Tabii bu anlamda ailen de çok büyük bir destek değil mi sana? En büyük destek zaten ailemdir. Annem de en büyük olarak. Ailem olmasa zaten onların mümkün değildi diye düşünüyorum yani. Ama tabii ki onların desteğiyle birlikte devam edip gidiyoruz. Evet. Tabii lezzetlerimizle birlikte devam edip gidiyoruz, öyle değil mi? Evet. Peki neler var, neler yok? Lezzetlerimizde sulu yemek çeşitlerimiz, ızgara çeşitlerimiz, ondan sonra döner, İskender çeşitlerimizle güzel bir yerlerdeyiz. Evet, çok güzel. Tabii burada tavuğun İskender'i olur mu? Evet, oluyor. Bu güzel lezzeti de burada yiyebiliyorlar, öyle değil mi? Çok meraklıları var. Yiyenler de çok memnunlar. Hatta epey de yayıldı. Tavuk İskender'imizi meşhur ettik. Lezzetli ve kaliteli sunumuyla Çorum'da Best of Dürüm'e konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Sevgili seyirciler, Çorum'un en önemli lezzet durağındayız. Best of Dürüm'deyiz ve yanımızda firma yetkilisi Sayın İsmail Çam var. Hem bu markanın oluşumu hem bu lezzetin doğuşuyla ilgili kendisiyle özel bir röportajımız olacak. Best of Dürüm dedik. Tabii dürümümüz nasıl hazırlanıyor, nasıl pişiriliyor, içindeki malzemeler nasıl tedarik ediliyor ve lezzetli iyi bir dürüm nasıl hazırlanır, bunların sırrını da izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi bu sektörde herkes yeri alabiliyor ama sizi kalıcı kılan sizin yapmış olduğunuz farklılıktır. Yani fark yaratmanız gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Tavuk normalde herkesin tercih etmediği bir, genelde kırmızı et tercih eder ama tavuğu sevdirdik. Sebebi de bunun yapılışı ve hazırlanışı, sosu çok önemli. İçerisinde kullandığımız malzemeleri direkt doğal olarak alıyoruz.
kullandığımız malzemeleri hazır kullanmıyoruz. Soğanı, sarımsağı, papya biberini, 7 çeşit baharatını, efendime söyleyeyim, normal salça yerine biber salçası kullanıyoruz. Artı sosunda sadece suyla yapmıyoruz, sosunda özel doktorların da tavsiyesi biliyorsunuz, yemeklerimizde kemik suyu kullanmamızı tavsiye ederler. Biz bunu kullanıyoruz. Müşterilerim de bunu sevdi. İyi bir dürüm, lezzetli bir dürüm nasıl sarılır? İçinde neler olur? Nasıl? Bunun sırrı nedir? Biraz da onun hakkında bilgi verelim. Tabii Hatay İskender'in usulü dürümde lavaş da önemli. Lavaşın hazırlanışı. Lavaşlar mayasız gelir, tuzsuz gelir. Bizim iş yerimize geldiğinde özel sosuyla ve özel yağışlarıyla buluşur. Kendimiz pişiririz lavaşını ızgaramızda. Böyle müşterilerimiz hep bunu şunu söylerler. Katmer gibi oluyor, çok lezzetli oluyor derler. Kendimiz pişirdiğimiz için müşterinin tercihine göre de pişiririz. Fazla kızarık isteyene kızarık, yumuşak isteyene yumuşak. Müşterinin tercihine göre de sunum yaptığımızdan dolayı tercih ediliyor. Lavaş hazırlandıktan sonra özel bir sos var. Dürümün içerisine konulan tavuğunu, turşusunu, patatesini artı içine kullandığımız patates de lezzetli olması gerekiyor. Bunu da biz hazır kullanmıyoruz. Koruyucu madde içermiyor. Doğal patatesi kendimiz alıyoruz. Kendimiz soyuyoruz. Soyma makinemizde, dilimleme makinemizde dilimliyoruz. Ve özel cihazlarımızla da makinelerimizle de kızartıyoruz. Sunuma hazırlıyoruz. O dürümün içerisine o patates de giriyor. Artı turşumuz var. Turşumuz ince ince doğranıyor. O da müşteri tercihine göre turşusu bol, turşusu az, sosu bol, sosu az. Müşteri hangi çeşit isterse o sosu o ayarda ustamız hazırlıyor. Bol soslu, az soslu. Sosla buluşuyor ve güzelce sıkı bir sarımla müşteriye sunum yapıyoruz. Şimdi biz Çorum'dayız. Best of Dürüm dedik. Belki Çorum'a gelecekler olacak. Yurt dışında bizi izleyen çok yazın buraya gelecek olanlar var. Yerimizi tarif edelim. Nasıl gelebilirler? Neredeyiz? Best of Dürüm olarak 4. yılımıza giriyoruz. Geçen yıl itibariyle de 2015 Kasım ayında Amasya şubemizi açtık. Amasya Eğitim Fakültesi'nin karşısında Kemal Nehrazoğlu Caddesi'nde 2. şubemiz olarak hizmet veriyoruz. Burası da Yavrutuna Mahallesi, Bahabey Caddesi 4 Taksim A'da hizmet veriyoruz. Herkesi bekleriz buraya. İsmail Bey, böyle güzel bir lezzeti buraya kazandırdığınız için, bir girişimci olarak Çorum'a da bu anlamda hizmet sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Birçok şey konuştuk, neler ekleyebiliriz, neler söyleyebilirsiniz? Bizleri de sizlere teşekkür ediyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Birileri, bir insanlar bir şeyler yapıyorlar, yapmak zorundalar. Ben şunu söylerim, bu sektöre girerken etrafımdaki insanlar hep şunu demişti, yapamazsın, başaramazsın. Senin alanın değil, senin sektörün değil demişlerdi. Oysa ben şunu söylüyorum yani birileri yapmışsa, basarmışsa sen de yapabilirsin. Bizi çocuklarımızı şöyle büyütelim yani yapamazsın edemezsin değil de yaparsın senin yanındayız, başarabilirsin denilmesi gerekiyor. Ama bu değerlendirmeleri hep aldım. Yapabilirim dedim, birileri yapabiliyorsa biz de yaparız dedim. Ve bu azim ve mücadeleyle ve empati yaparak, empati çok önemli, her işte empati yapıyorum. Ve bir takım ruhunda, aynı bir futbol takımı gibi ekibi iyi oluşturmak gerekiyor. Ekiple güler yüzlü olarak bir takım çalışması içerisinde başarabiliyor insanlar. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Örnek biri olduğunuz için de ayrıca. Neden? Çok teşekkür. Biz size teşekkür ediyoruz. Bizlere geldiğinizi burada, bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Zaman, yer çekimi, güneş ve genetik faktörler, estetikle ilgili tüm soruların cevabını Zonguldak'ta bulunan estetik ve plastik cerrahı Profesör Doktor Eksel Kargı'dan aldık. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Zonguldak'ta devam ediyor. Şimdiki durağımız ise estetik cerrahi uzmanımız, estetik plastik cerrahi uzmanımız Profesör Doktor Eksel Kargı ile birlikteyiz ve estetik ve bundan sonraki işlemlerle ilgili kendisinden bilgi alacağız. Aslında tüm merak edilenleri kendisinden alacağız ama öncelikle sizi biraz tanıyarak başlayalım. Buyurun.
Evet. Profesör Doktor Eksan Kargı, yaklaşık olarak 16 senedir Zonguldak'ta üniversitede çalışmaktayım. Hı hı. Yaklaşık 5 senedir de Profesör Doktor Eksan Kargı Estetik ve Güzellik Merkezi'ni yönetiyorum. Batı Karadeniz'in en donanımlı, en güçlü, en profesyonel merkezidir. Hı hı. Merkezimizde yüz estetiği, vücut estetiği ile ilgili tüm ameliyatlı ve ameliyatsız işlemler yapılmaktadır. Son dönemlerde en sık başvuru hastalarımız artan sıklıkla saç ekimi, çok fazla miktarda bir de liposuction'dır. Bölgesel zayıflamada biliyorsunuz en güçlü yöntemlerden bir tanesi liposuction'dır. Evet. Bizim yöntemimiz de ağrısız, acısız ve bir gün dahi hastanede kalmadan, ertesi güne kalmadan taburcu ederek ameliyat ettiğimiz hastalarımız vardır. Bu da liposuction uygulaması son dönemlerde çok fazla miktarda başvuru vardır kliniğimizde. Peki nasıl uygulanıyor? Titreşimli bir yöntemdir. Güldüren yönü liposuction denilebilir halk arasında. Hasta eğer tek bölge ise lokal anestezi altında yapılmakta. Birkaç bölge ise çok hafif yarı uyur pozisyonda yapılarak ameliyat yapılmakta. Sonrasında da hasta birkaç saat hastanede tuttuktan sonra evine taburcu edilmektedir. Ve yüz güldüren sonuçlar. Tabii, değil mi? Tabii ki sonuçlar mükemmeldir. Ertesi günü ya da 2-3 gün sonra işine gücüne dönmektedir. Hem zamandan tasarruf ediyorlar hem de ağrı acı duymuyorlar. Evet, öyle değil mi? Doğru bir yöntemdir. Son dönemlerde tabii ki teknolojiler girmeye başladı. Liposuction'dan bilginen o gereksiz kötü bilgiler, işte ameliyatta hastaların öldüğü gibi yanlış bilgiler diye bir şey yoktur. Çok rahat uygulanabilir. Güvenli bir yöntemdir ve ülkemiz de son dönemlerde bu teknolojiyi ilk kez Türkiye'de kullananlardan bir tanesiyim. Batı Karadeniz'e İstanbul'dan, Ankara'dan hasta gelmektedir bu konuda ilgili. Bunları da ifade etmek istiyorum. Bir de ayrıca güçlü olduğumuz bir konu daha var. Buyurun. Lazer epilasyon. Lazer epilasyonda özellikle diyot lazer, buz lazer uygulaması kliniğimize uygulanmaktadır. Bu arada gelişen teknolojiyi de takip ediyoruz ve son moda sistemleri de burada uyguluyoruz. Burada uyguladığımız sistemler neler? Biraz bunlardan bilgi alalım. Kliniğimizde her düzeyde en son sistemler kullanılmaktadır. Türkiye'ye bir cihaz gelmişse mutlaka kliniğimizde o cihaz vardır. Bunlardan bir tanesi Brera dediğimiz, zaman makinesi dediğimiz vücut ve yüz uygulamaları olan bir sistemdir. Radyo frekans uygulamaları yüzde gençleştirme işlemi için çok başarılı bir yöntemdir. Aynı zamanda vücutta bölgesel zayıflamada liposuction kadar olmasa bile etkin olan, özellikle selül tedavisinde başarılı olan bir yöntemdir. Bu da zaman makinesi dediğimiz Brera ile uygulanmaktadır. Ayrıca yakın zamanda kliniğimize gelecek leke lazeri uygulamalarıyla da kliniğimizde son sistem teknolojiler uygulanmaya başlanacaktır. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Mucize yöntem yoktur. Bunu vurgulamak istedim. Her yönteme mucize yöntem diye hissetmeyin. Doğru kişiye gidin, doğru kişi size yönlendirir. Kesinlikle, ama bu anlamda destek istenildiğinde de yine biz buradayız, değil mi? Biz buradayız, tabii ki. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz tekrar, teşekkür sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Konforu ve sıcak ortamıyla dikkatleri üzerine çeken Samsun Atakum'da bulunan Jetlag Cafe'ye ziyaret ettik. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Samsun turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız ise dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan Jetlag Cafe'ye konuk oluyoruz. Ve yanımızda işletmemizin genel müdürü Sayın Emin Çepni ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Şimdi mekanımız gerçekten çok güzel, çok şık ve tamamen ailelerin tercih ettiği bir mekan. Bu anlamda farklı özellikler var. Bunlarla ilgili biraz bilgi alalım sizden. Şimdi öncelikle yerimiz Atakum sahilinde Jetlag Cafe olarak bir mekandır. Buradaki hizmet anlayışımız, yani ailelerin rahatlıkla gelip burada güzel vakit geçirmesi, yedikleri yemeklerden, içtikleri içeceklerden yani tad almak, memnun kalmak ve güzel bir şekilde buradan gitmelerini, uğurlamalarını sağlamaktır amacımız. Yaklaşık bir yıl olacak, 10-15 gün sonra. Açtığımız günden beri sürekli yenilikler, sürekli farklılıklar katmaya çalışarak devam ediyoruz. Zaten ismin de
verdiği bir mimari yapı var. Jet lag'ın anlamı zaten birçoğumuzun bildiği gibi işte zaman kaybı, farklılık, yani birçok anlamı var. En önemlisi de karışıklık anlamı. Zaten mimaride olan dikkat ettiğimiz zaman hep bir farklılık var. Bir yerde işte tuğla duvarlar, bir yerde mermerler, bir yerde ahşap masalar. Sunumlarımız özellikle, yani insanlar gelip burada bir şey yiyip içtikleri zaman o farklılıkları yani fark edebiliyorlar. Amacımız bundan yana. Hedefimiz var. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Yani buraya gelen insanlar ailesiyle çok rahat bir şekilde vakit geçirebilirler. Bizim amacımız, çalışmamızın sebebi, yani bütün şeyimiz bu yönde. Çok huzurlu güzel bir ortam sağlamak. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Bugün de sizler için sektörleri araştırmaya devam ediyoruz. Şu an için Ankara'dayız. Koray Bey'in yanında. Koray Bey bize kapılarını açtı. Bunun için öncelikle teşekkür ediyoruz. Koray Bey'e dönüyorum. Koray Bey merhabalar. Öncelikle ekranlara kendinizi tanıtır mısınız? Ben Koray Ak Yıldız. 1987 Ankara doğumluyum. Yüksek öğrenimi Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde tamamladım. 56 yıldır aile işi olan kırtasiye sektöründeyiz. Ben tabii ki son 6 yılına bu işin yetişebildim. Son 6 yıldır da kırtasiye sektöründe hizmet vermekteyim. Koray Bey, görselliğe çok fazla önem veriliyor. Bu sizin için eksi şekilde mi devam ediyor, artı şekilde mi? Çünkü defter kapaklarımız yenilendi, renklerimiz çoğaldı. Öğrencilerin sizlere yaklaşımı bu durumda nasıl? İşlerinizi artışta mı, inişte mi? Bu anlamda tabii ki sürekli bir değişimin olması bizim ciromuza sürekli bir artı olarak yansıyor. Ama benim üzüldüğüm bazı noktalar var. İnsanlar artık ürün seçerken, özellikle lisanslı ürün alırken ihtiyaçları dışında ürünler almaya başlıyorlar. Yani artık o ihtiyacını değil de o lisansı almaya başlıyorlar. Hani bu bir tüketim toplumu olduğumuzu gösteriyor ve buna bir artış var. Bu açıkçası beni üzüyor. Asla bir tüketim toplumu aslında olmamalıyız. Ama şu anlamda güzel. İnsanlar çalışmalarına daha iyi motive olabiliyorlar. Sürekli yeni kitaplar almak istiyorlar. En azından bu noktada sevindirici diyebilirim. Ink Store'u insanlar neden seçmeli? Ink Store'un hizmet kalitesi, güler yüzlü personeli, hızlı hizmeti, bulundurduğu ürün yelpazesi bence insanların ilk soru seçmesi için yeterli bir tercih. Koray Bey, peki sektörünüzde, kendi alanınızda insanları öz eleştirinizle birlikte karşı tarafı da eleştirebileceğiniz konulardan biraz bahseder misiniz lütfen? Tabii ki. Şu anda bizim sektörümüzdeki en büyük problemler Çin ürünleri. Bunların fiyatlarının pahalılığı ve bence gerekli sağlık kontrollerinin yapılmaması. İnsanlar Çin menşeli ürünleri alırken mutlaka dikkat etsinler. Kendi adıma da yapabileceğim öz eleştiri, aslında bu ürünleri satmayarak tabii ki bu yolu tercih edebiliriz. Ama yanlış olan şu, bu ürünlerin gümrüklerden geçerken ya da firmalar bu ürünleri ithal ederken daha dikkatli davranırsa biz de bu yolu tercih etmemiş oluruz. Dolayısıyla sektörümüzün en büyük olan Çin ürünlerini mutlaka alırken ilk kere düşünelim. Peki genç işletmeci olarak bu mesleği babadan geldi dedik ya, o zamandan mı bu problemler vardı ta baba zamanında, yoksa şu an için mi bu konular gündeme geldi sizin için, yani şikayet konularınız? Neden bu zamansa eğer, neden şimdi bu konu yükselmeye başladı? Türkiye nüfusu artıyor. Yani bundan 20 yıl önceki nüfusla şimdiki nüfus bir değil. Eğitim seviyesi sürekli artıyor ve tüketim de sürekli artıyor. Bu problemler daha önceden olmayabilirdi çünkü o zaman bir arz fazlası yoktu. Şu anda inanılmaz bir arz fazlası var. İnanılmaz talebi karşılayamayacak bir arz fazlası var. Dolayısıyla bir ürün kirliliği var. Bunu düzeltmekte yine biz kendine bunu sorumluluk edinmiş işverenlere düşünüyor ve bunları ithal eden firmalara düşünüyor. Dolayısıyla biz bu anlamda gerekli çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnsanların da, tüketicilerin de alırken gerekli sorumluluğu göstermeleri, her ürünü almamaları, firmaların her ürünü ithal etmemeleri bize daha çok yardımcı olacaktır. Peki biz, yani siz bu işi biliyorsunuz ama biz bir tüketici olarak bilmiyoruz. Pratik olarak bunu yaparken dikkat etmemiz gereken nedir? İlk olarak şunu söyleyeyim, bu konuda gerek özel okullarda gerek devlet okullarında sürekli firmalar tanıtım yapıyorlar. Bu tanıtımlar yaparken öğrenciler şimdi ürünleri kendi kafasına göre almıyor. Çoğu zaman öğretmenlerin yönlendirmesiyle ya da başka bir bilinçli birinin yönlendirmesiyle alınıyor. Dolayısıyla bu yönlendirmeyi yapan insanlar satılan ürünlerin CE belgelerinin olduğundan ya da gerekli sağlık sertifikalarının olduğundan emin olursa hepimiz bu alanda daha rahat ederiz.
Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektör arası turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara'dayız tekrardan. Hazer Spa Merkezi'ndeyiz. Rabia Hanım'ın yanında. Bizleri konuk ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Rabia Hanım merhabalar. Öncelikle sizleri tanımakla başlayabilir miyim? Tabii. Ben Rabia Tezcan. 16 yıldır spa üzerine işletmecilik yapıyorum. En son işletmemiz de burası. 2 ay oldu devredeli ama burası çok eski bir yerleşim yeri, çok eski bir adı Ankara'da duyulan bir otel. Onun spa merkezini işletiyorum. Gayet de keyifli gidiyor. Peki Rabia Hanım, bana hizmetlerinizden bahseder misiniz? Sizin fark yarattığınız hizmetlerden. Tabii ki. Bizde havuz hizmeti, fin hamamı, kuru sauna, hamam, bunun dışında masaj çeşitlerimiz, uzak doğu masajları, normal İsveç masajlarımız, klasik masajlarımız, aromaterapi. Yani aklınıza ne geliyorsa bütün masaj çeşitlerini burada sunmaktayız müşterilerimize. Peki burayı açmadan önce 2 yıldır sizinle birlikte burası, 2 yıldır işletmeliyiz sizde. Bundan önceki hedefleriniz nelerdi 2 ay önce buraya başlamadan? 2 ay önce güzel bir ortamda müşterilerimize keyifli ortamlar sağlamaktı. Bunu da başardığımı düşünüyorum. Bayağı bir üyeliklerimiz var. Üye müşterilerimiz var, sürekli gelen müşterilerimiz var. Yani onların o yüzündeki o gülümseme, o keyif aldıklarını görmek bana da keyif veriyor. O yüzden de yaptığım işi çok seviyorum. Evet, bundan sonraki hedeflerinizde bir zincirleme var mı? Hazer Spa Merkezi'ni? Hazer Spa Merkezi olarak değil de biz genellikle otel spalarıyla çalışmayı uygun görüyoruz. Daha nezik, daha güzel oluyor. O yüzden de şubeleneceğiz ama bir Hazer Spa olarak değil. Zaten başka yerlerde de şubelerimiz var. Ama bu neden 4, 5 ya da 6 olmasın? Evet, size de çok yakışır. Öncelikle bayan işletmeci olarak 15 yıldır bu sektörün içinde olduğunu söylediniz. Size şahsi olarak neler kattı? Şahsi olarak bir Türk kadını olarak ilk önce kendime güvenim geldi. Özgüven geldi. Yani bir bayanın kendi işiyle uğraşması, kendi işini yürütmesi kadar güzel bir şey yok bu dünyada. Onu tattım, onun mutluluğunu yaşıyorum. Hayatım da güzel gidiyor, işim de güzel gidiyor. Her şey güzel şu anda benim için. Sizler için burada en önemli şey nedir? Bu hizmet içerisinde yani Hazer Spa Merkezi'ne geldiklerinde neyi yapmadan çıkmamaları lazım? Aslında en güzeli güler yüz. Yani bir işletmede müşterilerin aradığı aslında tek özellik güler yüz. Hani bir ortama geldiklerinde gülen bir personelle karşılaştıkları ya da gülen bir işletmeciyle karşılaştıkları, bu onlara da pozitif yansıyor. Ondan sonra onları seanslara aldığımızda da havuzlarda sohbet ettiğimizde o suratlarına yansıyor. O da keyif veriyor. Bu şekilde. Peki Rabia Hanım, diğer spa merkezlerinden farkınızı bahsedebilir misiniz? Diğer spa merkezlerimizden farkımız randevu sistemine çok önem veriyoruz. Yani müşterilerimiz bize telefon edip geldiğinde onlara o saati özel olarak ayırıyoruz. Özel olarak odalarımızı hazırlıyoruz. Ortamımızı hazırlıyoruz. Mumlar yakılıyor. Keyifli bir ortam hazırlanıyor. Ondan sonra müşterilerimizi ağırlıyoruz ve gülerek mutlu bir şekilde yolcu ediyoruz. Farkımız aslında dediğim gibi, önceden de söylediğim gibi güler yüz. Tek farkımız bence diğer spalardan farkımız bu. Zaten bizi tanıyan müşterilerimiz de şu anda tebessümle, gülümseyerek de bakıyordur bize diye düşünüyorum. Evet, son olarak Altın Rehber aracılığı ile tüm Türkiye'ye, akabinde 50 ülkeye daha ne söylemek istersiniz? Mutlu, kendilerine mutlu olabilecekleri bir şeyler yapsın. Kendilerini ödüllendirsinler. Yorucu bir günün ardından keyifli bir ortamda en azından bir seans alsınlar, masaj alsınlar, sauna yapsınlar. Sauna, fin hamamı, havuz, masaj bunlar psikolojiye çok iyi gelen şeylerdir. Hiçbir şekilde ihmal etmesinler, masajda kalsınlar, mutlu kalsınlar.
Rabia Hanım, ticari ve mesleki hayatınızda başarılar diliyorum. Sizin kadar güzel gülen, güzel tebessüm eden bir bayanın bu mertebede olması beni gururlandırdı. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Otomobil sektöründe büyük ihtiyaç duyulan Ankara'daki 2002 STOB'u ziyaret ettik. Birlikte izleyelim. Top'tayız. Murat Bey'in yanında bize tecrübelerinden bahsedecek, başarısından bahsedeceğiz. Dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey merhabalar. Öncelikle bizlere kapınızı açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanımakla başlayabilir miyiz lütfen? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Murat Akgün ben. 35 yaşındayım. 22 senedir bu sektördeyim. Murat Bey bize çalışmalarınızdan bahseder misiniz lütfen? Çalışmalarımız araç aydınlatma sistemi üzerine farlarını, stoplarını, tamiratlarını, imalatlarını yapabiliyoruz. Aynı zamanda çıkma yedek parça tedariğini de yapabiliyoruz. Murat Bey, bana 2002 STOB'un kuruluşundan bu yana hangi zorluklarla geldi? Hangi yıl içerisinde bu boyuta geldiniz, bu kadar yükseldiniz? Bunlardan bahsedebilir miyiz lütfen? Mücadelemiz uzun yıllara dayanıyor. 1980 yılından bu yana çok zorlukları aşarak şu anki şartlarda 20 profesyonel ekibimizle birlikte, servis araçlarımızla birlikte tüm Türkiye'ye 2002 STOB olarak hizmet vermekteyiz. Murat Bey, 2002 STOB olarak tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? 2002 STOB olarak günümüz şartlarında esnaflığın hala ölmediğini, güler yüzün ve tebessümün her şeyin hakimi olduğunu göstermek isteriz. Yolu eğer şaşmaza düşen her müşterimizi, her misafirimizi mutlaka ama mutlaka en azından bir çayımızı içmelerini isteriz. Evet, 2002 STOB olarak Ankara Şaşmaz Beldesi'nde tüm müşterilerinize seslendiniz. Bizler de sizin buradaki güler yüzünüze, tebessümünüze çok teşekkür ediyoruz. Bizlere kapılarınızı açtığınız için mesleki ve ticari hayatınızda başarılar diliyorum. Ankara Etimesgut'taydık efendim. Murat Bey bizleri ağırladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sektörel çalışmamızda, yolculuğumuzda sizleri tekrar aramızda görmek isteriz. İyi günler efendim. Ben firma sahibi Murat Akgün. 2002 STOB olarak her marka aracın çıkma far ve stopu geniş stok ağımızla değerli müşterilerimizin hizmetinde. Ayrıca zamana yenik düşen, sararan, solan ve deformasyon olan far ve stopların temizliği ve revizyonu profesyonel ve teknolojik olarak yapılmaktadır. Kazada kırılan, pahalı veya bulunamayan far ve stopların camlarının imalatı ve tüm plastik aksamların tamiratı yılların vermiş olduğu birikim ve tecrübeyle orijinalliğe önem veren ustalarımızca yapılmaktadır. Siz de aracınızın orijinalliğine ve bütçenize önem veriyorsanız 2002 STOB'a gelmenizi ve farkı görmenizi isteriz. Thank you.
Evet sevgili izleyenler, Bir Altın Rehber programının sonuna daha geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ateş Ağlayan, haftaya İş Dünyası'nın rehberi Altın Rehber programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.